Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın 5. Büyük Turizm Fuarı'nda Aksaray bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Aksaray standında özellikle Aksaray Belediyesi'nin tanıtım yüzü Aslancan ve Aksaray Malaklısı ilgi odağı oldu. İstanbul'da Emit Fuarı'nda açılan standta Aksaray'ın tarihi, kültürü, yöresel zenginlikleri tanıtılıyor. ...85 ülkeden 4550 katılımcıyla sektörün en büyük buluşmasının sağlandığı uluslararası fuarda özellikle Aksaray Belediyesi'nin tanıtım yüzü Aslancan ve Aksaray Malaklısı ziyaretçilerin ilgi odağı. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Talep Rifai, Alman Turizm Sektörü Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, İT Grup Bölge Direktörü Vincent Brine ve İT Türkiye Turizm Seyahat Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve diğer protokol üyeleri birlikte gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından olan Emit Fuarı'nda Aksaray'ı Aksaray Valiliği koordinasyonunda Aksaray Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Sultanahmet ve Ihlara Belediyesi birlikte temsil etti. Dünyanın 5. Büyük Turizm Fuarı olan Emit'te 11 bin yıllık geçmişe sahip olan Aksaray'ın öne çıkan kültür ve turizm değerleri tüm yönleriyle ziyaretçilere sunuldu. Aksaray standında tanıtıcı yayınlar, görsel ve panoramik sunumların yanında yöresel ürünler sergilendi. Aksaray Belediyesi tarafından ziyaretçilere özel tayinli pide ile çok sayıda tanıtım amaçlı broşür ve ürünler dağıtıldı. Temsili Yunus Emre Aksaray standını ziyaret edenlere kendilerine ait söz ve şiirleri sunarken, Aksaray Belediyesi'nin tanıtım yüzü Aslancan da özellikle çocuklara çeşitli hediyelerle beraber tanıtıcı yayınlar dağıttı. Aksaray'ın tanıtımında çok büyük rol oynayan Anadolu Aslanı Aksaray Malaklısı yine fuarın gözdesi oldu. Fuarı ziyarete gelen 7'den 70'e herkes Aksaray Malaklısı ile hatıra fotoğrafı çektirmek için yarıştı. Yöresel ürünler bölümünde yer alan Aksaray Bulama Helvası, Aksaray Tahinlisi, Hasan Dağı Balı, Eşmekaya Yoğurdu, Ağaçören Cevizi, Çerezlik Kabak ve Ayçiçeği ile Aksaray'daki fabrikalarımızda üretilen pişmaniye, peynir, sucuk, pastırma ve diğer et ve süt ürünlerine de ziyaretçiler damaklarını tatlandırdılar. Somuncu Baba ve müritlerinin mezar taşları Aksaray Belediyesi tarafından yenilendi. Anadolu evliyalarının büyüklerinden Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, diğer adıyla Somuncu Baba'nın ve müritlerinin Aksaray'daki kabir taşları Aksaray Belediyesi tarafından Osmanlıca aslına uygun olarak yenilendi. Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında daha önce Latin harfleriyle yazılı olan mezar taşları Celil Sülüs hat yazılarıyla aslına uygun bir şekilde yenilendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Bilen ve ekibi tarafından yürütülen projede Osmanlıca yazılar mermer üzerine işlenerek altın varakla kaplandı. Mezar taşlarıyla birlikte türbedeki çilehane ve mescitteki kitabeler de ahşap üzerine altın varak kaplamalı olarak yenilendi. Mezar taşları ve kitabeler asırlarca dayanacak şekilde yenilendi. Somuncu Baba Hazretlerinin ve müritlerinin mezar taşlarında Osmanlı Türkçesi ile altın varak kullanılarak mermer ve yazı arasında karşıtlık oluşturularak daha iyi görünmeleri sağlandı. Sıradaki haberimizde yaşları 12 ile 15 arasında değişen gençlerin büyük başarısı var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün robotik kodlama eğitimlerine katılan gençler kendi robotlarını üretti. Ayrıca öyle bir proje ürettiler ki bu projeyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda tüm Türkiye'de harekete geçirdiler. Aksaray'da gençler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı destek ve robotik kodlama eğitimleriyle kendi dizayn ettikleri robot ve sensörlere kodlamalar yaparak büyük başarılara imza attılar.
Öğrencilerin günlük yaşamda teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil olma yolunda gelişimlerine yönelik fen konularının etkileşimli uygulamalarla somut hale getirilmesi amaçlanan eğitimlerde özellikle dezavantajlı çocuk ve gençler projede yer alıyor. Robotik kodlama eğitimlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sevgi Evleri ve Çocuk Hakları Komitesi desteğiyle 12-15 yaş arası ortaokul öğrencileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Akpınar, Gönüllü Eğitimciler İsa Sak, Gençlik Lideri Mustafa Birge, Onur Çınar, Sultan Kaşkaya, Kadir Bozlar, Ayşenur Oruçlu ve Ayşenur Okçu ile birlikte Robot Futbol Ligi projesini hayata geçirdiler. 3 yıldır Aksaray Gençlik Merkezi'nde gönüllü eğitmen olarak 12 kişilik bir ekiple beraber özellikle ortaokul öğrencilerine, 12-15 yaş grubu öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermekteyiz. Ekibimiz 12 kişi, genelde özel sektör çalışanları var, üniversite öğrencileri var ekibimizde. 150 öğrenciye şu anda robotik kodlama eğitimi vermekteyiz. Amacımız 12-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir konuma gelmelerini sağlamak. Bunun için de eğitimci arkadaşlarla beraber 3 yıldır robotik kodlama eğitimi Aksaray Gençlik Merkezi'nde veriyoruz. Sonuç olarak özellikle 12-15 yaş grubu öğrencilerin 12-15 yaş grubu öğrencilerin ilgilerini ve alakalarını çekmek için ve farkındalık yaratmak için bir organizasyon yaptık. Bu organizasyondaki amacımız gençlerin kendi tasarladıkları, yazılımlarını kendilerinin yazmış oldukları robotlarla futbol oynattırmak. Amacımız bu. Burada bize desteği olan Aksaray Çocuk Evleri, yani devlet himayesindeki olan çocuklar, bu bizim özellikle ulaşmak istediğimiz gençler, parçalanmış aile çocukları, anne veya babası olmayan ya da anne babası ayrılmış dezavantajlı grup dediğimiz öğrencilerle de işbirliği içerisinde devam ediyoruz. Okullar arasında veya bireysel olarak bu turnuvaya katılımın sağlanması için öncelikle Aksaray Gençlik Merkezi'ne gençlerimiz gelecekler. Biz onlara eğitim vereceğiz. Bu arada gençler hem 3 boyut tasarımı öğrenmiş olacaklar, hem yazılımı öğrenmiş olacaklar ve kendilerine ait robotlarıyla Robot Futbol Ligi'ne katılacaklar. Aksaray olarak başlatmış olduğumuz bu projenin bakanlık nezdinde ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu projeyi 81 ilde yürütmeyi düşünüyor. Bu da bize ayrıca onur verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Kod Adı 2023 projesi kapsamında Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin tasarlayıp ürettikleri yerli robotlarla oynanan Robot Futbol Ligi projesi önce 23 Nisan tarihinde Aksaray'da turnuva karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından büyük ilgi gören Robot Futbol Ligi projesi 19 Mayıs tarihinde bakanlık tarafından 81 ilde turnuvaya dönüştürülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezlerinde KODAD 2023 diye bir projesi var. Bu projenin içeriği 12-15 yaş grubu öğrencilerin kodlama ve robotik ve oyun yazılımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmaları. Bu faaliyetler kapsamında biz de toplumda bir farkındalık yaratmak için Aksaray Robot Futbol Ligi'ni kurduk. Bu organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgisini çekti. Bizi bakanlığa davet ettiler. Orada biz sunumumuzu yaptık. Bu 19 Mayıs'ta finale oynanmak üzere 81 ilde, Türkiye'de 81 ilde bu organizasyon yapılacak. Aksaray Gençlik Merkezi olarak, ekip olarak böyle bir organizasyonu başlatmış olmaktan çok gurur duyuyoruz. Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençler robot kol, çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot, labirent çözen robotla Bluetooth, kızıl ötesi ve kablosuz ağla kontrol edilebilen robotların yanı sıra yazılım gerektiren gündelik hayatta kullanılan teknolojik ürün sistemleriyle drone alanlarında çalışıyor. Aksaray Gençlik Merkezi'nde robotik kodlama kursunda gönüllü olarak eğitmenlik yapmaktayım. Robotik kodlama kursumuzda 10-12'ye yakın eğitmen olarak 12 kişilik eğitmen grubumuzla birlikte çalışıyoruz. 180 öğrencimiz var.
Bu kurs kapsamında bir Aksaray, ilk başta Aksaray bazlı bir robot futbol ligi kurduk. Bu robot futbol liginin amacı öğrencilerimizin, yani ortaokul, lise öğrencilerimizin futbola olan ilgisini teknolojiyle birleştirerek onların kodlamaya olan ilgisini çekmek ve teknolojiyi boş kullanmalarını engellemek. Bu robot futbol ligindeki kurallarımız da robot futbol liginde 5'er dakikadan 2 devre olarak maçlar yapılacak. 3'er robottan 2 takım olacak ve bu robotlar hem telefonla hem bilgisayarla kontrol edilebilecek. Böylece gençlerimiz hem kodlama öğrenecek hem de bu robotların tasarımında yer alıp tasarım öğrenmiş olacaklar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanına giren internette alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. İnternetten alışveriş gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artıyor. İhtiyaçların önemli bir kısmını internet üzerinden alışverişle yapanların oranı %65 olurken online alışveriş tercihlerinde ilk sırayı giyim aldı. İnternetten en çok satın alma işlemleri %49'da giyim sektöründe gerçekleşti. Giyim sektörünü sırasıyla %48 ile finans, %44 ile tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri izledi. Online işlemlerde en az satın alım gerçekleşen kategori ise %16 ile paketlenmiş yiyecek ve içecek grubu oldu. Medyada e-ticaret ve online alışverişle ilgili 2017 yılı içerisinde 6612 haber içeriği tespit edilirken yapılan araştırmaya göre online alışveriş internette ve portallarda 24266 haberle konuşulmayı başardı. Online alışveriş yapanların yanı sıra internetten ürün araştıranların oranı ise %56'ya ulaşırken %45'i bir yıl öncesine göre interneti daha fazla kullanarak ürün satın aldığını belirtiyor. Geleneksel mağazalar ise online alışveriş rekabetiyle baş edebilmek için indirim kampanyalarının yanı sıra ürünlerini ve markalarını sosyal ağlarda tanıtıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor deplasmanda oynayacağı Ceyhan Spor maçı hazırlıkları için antrenmanda. Olumsuz hava şartları nedeniyle golf halı saha tesislerinde yapılan antrenman saat 14'te başladı. Teknik direktör Ufuk Uysal ve yardımcı antrenör Öktemer Çaylı gözetiminde başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 16. haftasında oynayacağı Ceyhan Spor maçını da kazanarak liderliğini garantilemek istiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor 37 puanla liderliğini sürdürürken Ceyhan Spor 21 puan ile 5. sırada yer alıyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor pazar günü saat 14'te Adana Ceyhan İlçe Stadyumunda Ceyhan Spor'la karşılaşacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor 14 Ocak'ta ertelenen Adana maçını bu hafta oynayacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor'un ligin 10. haftasında 14 Ocak'ta açık öğretim sınavlarından dolayı ertelenen Adana Engeller maçı bu hafta oynanacak. Hafta sonu yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor pazar günü saat 13'te Adana Engelleri Hasan Dağı Spor Salonu'nda konuk edecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.